Motocross Park Kilios'ta herkese merhaba. Bu videoda misafirim AJP'nin SPR250 modeli. Evet, motoru topladığımıza göre artık binip test etme zamanı. Kutu açılım ve test sürüşü bittiğine göre artık motoru gözden geçirme zamanı. Motorun özelliklerinden bahsedeceğim. İlk olarak motorun makinesinden bahsedeyim. Motosetin makinesi Zhongshan. AJP motoru Zhongshan'dan alıp enduro sürüşüne göre tekrardan modifikasyonları yapıp şaseyi oturtmuş ve sürüşü hazır hale getirmiş. Bildiğiniz gibi Zhongshan AJP dışında başka markalarla da çalışıyor. O yüzden makinenin sağlamlığı konusunda bir sorun görmüyorum. 250 cc olmasının dışında motosikletin ayrıyeten 300'lük upgrade kiti de mevcut. Motorun şasesine bakacak olursak şasenin üst kısmı gövdesi alüminyum, alt kısmı ise çelikten oluşuyor. Motosikletli ilk kez AJP'nin kullandığı sistem bu. Bunun dışında arabalarda otomotiv sektöründe kullanılan bir teknoloji. Üst kısmın alüminyum olmasının sebebi şasenin sene içindeki deformasyonu ve esneme payını azaltıp motoru diri tutmak. Şasenin alt kısmının çelik olmasının sebebi ise sürüşü yumuşak hale getirip konforlu hale getirmek. Yani atlayışlarda, viraj dönüşlerinde, özellikle tümsek geçişlerinde motosiklet daha hakim olabilir ve yumuşak hale geliyor. Alüminyumdan oluşan arka maşaya baktığımızda ortada bir delik görüyoruz. Bu delik hem motosiklete farklı bir tasarım, estetik katmış. Aynı zamanda maşayı hafifletip motosikletin de toplam ağırlığını hafifletir olmuş. Motorun ön ve arka amortisörüne bakacak olursak ikisi de Sachs ZF. Sachs ZF Alman malı, çoğumuz biliyoruz. Özellikle arabalarda ve BMW marka motosikletlerde karşımıza çıkan amortisör alanında kendini geliştirmiş bir marka, sağlam marka. Amortisörler sürüş sırasında gayet yeterliydi. Atlayışlarda da, tümsek geçişlerinde de, sert bir şekilde düzlükte gazlarken de bana hiç sorun yaşatmadı. Bu arada hiç amortisör ayarlarını ellemedim stok ayarında. Ön ve arka lastik, ikisi de Michelin Fim lastiği. Dişlilere bakacak olursak JT Racing dişliler, zincire bakacak olursak da JZ Racing zincirin markası. Plastiklere bakacak olursam da diğer markalara göre daha sağlam ve esnek olması ile bilinen motorun üzerinde Polisport marka plastikler mevcut. Motorun üzerinde 28 mm Recon marka gidon var. Recon İtalyan malı, sağlam bir marka. Aynı zamanda debriyaj telli. Motosiklet 45 dakika boyunca neredeyse aralıksız kullandım. Isındıktan sonra hiç debriyaj ayırmamazlık yapmadı. Halen aynı performansındaydı. Bu bir avantaj çünkü geçen sene benim Yamaha WRF'im vardı. Bunda özellikle yarış sırasında böyle bir 10-15 dakika sonra motor ısınınca debriyaj ayırmamaya başlıyordu. Ve sürüş sırasında debriyaj ayarı yapmakla uğraşıyordum. Bu bir performans üstünlüğü bence. Bunun dışında gaz kolu yine İtalyan malı Domino mevcut. Gayet iyi. Motosikletin frenleri BrakeTech İspanyol malı.
sürüş sırasında bana hiçbir sorun yaşatmadı. Hem tepkimesinde hem kuvvetinde gayet performansını başarılı buldum. Ön fren diski 260, arka fren diskinin de çapı 220 mm ve ön ve arka fren ikisinde de çelik fren hortumu mevcut. Motorun üzerinde kontak olması çok hoşuma gitti. Çünkü enduro yarış motosikletlerinde genelde kontak olmuyor. Fakat bunu istediğiniz zaman enduro'da kullanıp evinizin garajının önüne koyup direksiyonu kilitleyip güvenle park edebilirsiniz. Motorun hava filtresi motosikletin ön tarafında hem daha iyi bir hava akışı sağlayarak makinedeki torku arttırmış, aynı zamanda arkaya göre hava filtresi daha yüksekte ve daha derin sulara girmemiz sağlıyor. Hava filtresinin kapağı çok kolay bir şekilde çıkıyor. Buradaki kafesini de çıkarıp kolay bir şekilde hava filtresini de alıyoruz. Hava filtresi sünger değil, yağlı kağıttan. Temizliği gayet kolay. Tekrardan yerine koyup, korumasını da yerine koyup, diğer markalara göre çok daha kolay. Gördüğünüz gibi neredeyse bir dakikadan az sürede hallettim. Kapağını da kapatıp yeni maceralara yol açabiliyoruz. Motosikletin yakıt deposu arkada. Depoyu arkaya alarak ön tarafı hafifletmişler ve motosiklet gidon tarafı virajlarda özellikle daha kontrol edilebilir hale gelmiş. Depo açarbisin üretimi ve 9,5 litrelik bir kapasitesi var. Motorun serisini çıkarıp takmak da çok kolay. Çamurluğun altında bir tane pin var. Pimi çekiyoruz. Seriyi de çekiyoruz. Geliyor. Bu kadar basit. Motorun beyni modifiye, Athena beyni var. Enjeksiyon sistemi, o da modifiye, Delphi. Motorun aküsüne gelirsek de motorun aküsü BS marka. Hafifliğiyle ve dayanıklılığı bilinen lityum akü mevcut. Seriyi yerine takmak da yerinden çıkarmak gibi çok basit. Buradaki yuvalarını oturtup rayına sokuyoruz ve aşağıya doğru bastırıyoruz. Motorun arka fren pedalında 3 kademe ayar var. Buradaki vidayı söküp ucunu çıkartıp ayak numaranıza göre bunun ayarını yapıp konforunuzu arttırabiliyorsunuz. Zincir ayar kısmına da gelirsek buradaki çantikler diğer markalara göre çok daha belirgin ve mekaniker için ya da sürücünün kendisi için bu ayarı yapmayı çok daha kolay hale getirmiş. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Genel olarak motora bakacak olursam üzerindeki farklı tasarımlar ve yüksek performanslı kalite donanımlar motosikleti çok iyi hale getirmiş. Motoru hem hobi amaçlı sürüş hem de yarış amaçlı sürüş için önerebilirim. Zaten seneye ben de yarışlara SPR250 ile katıldım. Motosikleti daha yakından görmek istiyorsanız hepinizi Motocross Park videosuna bekliyorum.